Birinci fotoğrafta bahsettiğim bir deprem vardı. İstanbul'u yerle bir eden bir deprem. 1765 depremi. İşte o depremin bir sonraki periyodu 1894 depremidir ki İstanbul'da neredeyse taş taş üstünde kalmadı. Öylesine yıktı. İşte o depremde 1894 depreminde 1765 tarihinde Mehmet Tahir Ağa tarafından yapılan Barok nizamındaki Fatih Camii'nin bağlantı duvarları yerle bir oldu. Tetinme medreseleri ya da önünde ve arkasında bulunan Sahn-ı Seman medreselerinin duvarları yıkıldı. İşte bu duvarlar, yıkılan duvarlar 1950'lere kadar yıkık biçimde kaldı. 1894-1950'ler yaklaşık 60 sene boyunca kapıda ki bu kapı enteresan bir kapı. Bu kapının Roma İmparatorluğu zamanında burada var olduğu düşünülen 12 Havari adına yapılan Havariyun denilen bir kilisenin dış bahçe duvarı olduğu, bu bahçe duvarının Osmanlı zamanında yıkılmayıp Fatih Camii'ne eklemlendiği söylenmektedir. Eğer bu anlatılanlar, eğer kitaplarda yazılan bu bilgiler doğru ise 1453 yılından evvel burada var olduğunu bildiğimiz İstanbul'un dördüncü tepesini süsleyen Havariyun Kilisesi'nden kalma bir kapıyı caminin ana taç kapısı yapmışlar. İşte bu taç kapı 1765 depremi ya da 1894 depremi veya Sultan II. Beyazıt devrinde Kıyameti Sugra adı verilen İstanbul'u 45 gün sallayan Edirne'ye başkentin taşınması zorunda bırakılan ve 2 sene boyunca İstanbul'da bürokrasi anlamında herhangi bir şeyin kullanılmadığı bu büyük depremlerden kurtulmuş, yıkılmamış bir Roma kapısıdır. Bu kapının yanına ise 1465 yılında, 1765 yılında, 1894 yılında ve 1950'lerde muhtelif dönemlerde duvarlar yapıldı. Şu an gördüğümüz ve benim şu an dokunduğum bu duvar 1765'lere, Fatih Sultan Mehmet'lere ya da Osmanlı dönemine ait bir duvar değil. 1950'lerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Adnan Menderes dönemindeki mimarlar tarafından yapılan bir duvardır. Sevgili dostlar, fotoğrafa gelelim mi? 1950'ler fotoğrafta bize burada bir duvarın olmadığını, mezarlığın penceredeklerinin şu an sizin bulunmuş olduğunuz yerden görüldüğünü göstermektedir. Cami yıkıldı, mezarlık duvarları yıkıldı, tetinme medreseleri ve Sahn-ı Seman medreselerinin bir kısmı yıkıldı ama Roma'dan kalma bu kapı yıkılmadı. Roma mimarisinin üstünlüğünü biz burada görmekteyiz. Fotoğrafta 1950'lerde yapılmamış bir duvardan caminin içi görülmektedir. Fakat takvimler 2021'i gösterdiğinde, yani bugünlerde bir duvarın örüldüğünü ve içeride bulunan hazire pencerelerinin sizin şu an eski fotoğrafta gördüğünüz hazire pencerelerinin görülmediği görülmektedir. Eğer yolunuz Fatih'e düşerse İstanbul'un dördüncü tepesini süsleyen Fatih Külliyesi'ni, bilhassa taş kapıyı ve yıkılmasına defalarca yıkılmasına rağmen defalarca yapılan bu duvarı görmenizi tavsiye ediyorum. Fatih sizi bekliyor. Ha bu arada iki fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.